İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bin yıllık kilise Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinin Zara ilçesindeki Sadak Kanyonu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonayan başkanlığındaki heyet Kazakistan'da. ABD, Kolombiya bölgesi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı onaylayan bir tasarıyı kabul etti. Türkiye NATO'ya şantaj uyguluyor. Suriye'deki Hristiyan halkları hedef alan soykırım. Türkiye'de Ermeni mimar tarafından inşa edilmiş olan Osmanlı Hamamı satışa çıkarıldı. Hamşenli Ermeni şarkıcı Gökhan Birden'in Yerevan'da verdiği konser Türk web sitelerinde gerginliğe neden oldu. Cumartesi Dağcılar adlı YouTube sayfasında kullanıcıların ilgisini çeken, Batı Ermenistan'ın gezi yerlerini de içeren çeşitli videolar bulabilirsiniz. Bu sayfa YouTube kullanıcılarına öneriliyor. YouTube sayfasında şu bilgilere ulaştık. Merhaba arkadaşlar. Destek için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünden Kızılırmak ile birlikte vadiden ilerledik. Eski Keşlik köyünü geçip Zara ilçesine bağlı Müslümanbat köyüne vardık. Toplamda 6,5 kilometre süren doğa yürüyüşü manzarasıyla bizi oldukça büyüledi. Ala Kilise bilinen tarihi ile bin yılı aşkın süredir oradaymış. Ermeni köyü olan Müslümanbat, Müslümanların taşınmasıyla bu ismi almıştır. Ala Kilise'nin harabe görüntüsü bizi çok üzmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonayan başkanlığındaki heyet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti. Savunma Bakanlığından News AM'e aktarılan bilgiye göre Ermeni heyeti Bişkek'te 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne üye devletlerin yasal organlarının düzenli ortak oturumlarına katılacak. ABD'nin Kolombiya bölgesi Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısını onayladı. Tasarı gereği Kolombiya bölgesi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyor ve 104. yıl dönümünü anıyor. Tasarıda Kolombiya bölgesi vatandaşların Ermenilere karşı işlenmiş soykırım hakkında eğitim vasıtasıyla bilgilendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Amerikan Ermeni Meclisi böyle bir tasarının Kolombiya bölgesi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Özellikle Amerikan Ermeni Meclisi tasarının eğitim yoluyla vatandaşlar arasında farkındalığın artırılmasını vurgulamasını selamladı. Türkiye, ittifakın Suriye'deki Kürt birimlerine karşı mücadelede kendilerine daha fazla siyasi destek sağlamadıkça NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planını desteklemeyi reddediyor. Reuters ajansı kendi kaynaklarına atıfta bulunarak Ankara'nın NATO elçisine planı imzalamaması ve toplantılarda ve özel görüşmelerde sert bir duruş sergilemesi talimatını verdiğini bildirdi. Ankara, NATO'dan Kürt ulusal savunma birimlerini terörist olarak tanımasını istedi. Karin, Suriye iç savaşının başladığı 2011'den bu yana DAEŞ ve benzeri örgütlerin saldırılarına maruz kalanlar arasında Hristiyan inancına mensup farklı halklar yer aldı. Bugün doğrudan Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'de dönük sürdürdüğü saldırılarda da yine Hristiyan halklar hedef olup göçe zorlandı, din adamları öldürüldü, mabetleri tahrip edildi. Halklara beşiklik eden kadim Mezopotamya topraklarından Kuzey ve Doğu Suriye'de Müslüman, Hristiyan, Dürzi, Alevi, İsmaili inançları yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Aynı topraklarda yine Arap, Ermeni, Kürt, Asuri, Süryani, Çerkez, Türkmen gibi halklar dilleri ve kimlikleriyle var olma mücadelesi içerisinde. Ancak bu coğrafya Osmanlı'dan bu yana Türkler ve onların kışkırttığı unsurların zulmüne uğradı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Aysor Ayem'in aktardığı bilgiye göre Türkiye'de İstanbul'un Balat Belediyesi'nde bulunan ve Osmanlı mimarı Ermeni Mimar Sinan'ın yaptığı Ayakapı Hamamı 2,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Türk vatandaşları 437 yıllık hamamın satışına olumsuz yanıt verdi ve satılacağına onarılması gerektiğini vurguladı. Kaynağa göre eski hamamın içi tahrip edildi ve araç servis merkezi olarak kullanıldı. 1947'den beri tarihi Ayakapı Hamamı ahşap deposu olarak kullanılmaya başlandı. Hamamın bazı kısımları şu anda çöplerle dolu.
Tarihi hamamın çatısı ve duvarları yıkılmış olmasına rağmen bir zamanların muhteşem görünümünü hala koruyor. 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı olduğunu hatırlatalım. Sinan muazzam bir miras bıraktı. Osmanlı Rönesansı'nın tarihi veya Müslüman mimarisinin klasik dönemi Mimar Sinan'la başlamıştır. Sanatçı Gökhan Birden, Ermenistan'ın başkenti Yerevan'daki konserinde atalarının Ermenice konuştuğu sözlerinden ötürü sosyal medyada linç kampanyasına maruz bırakıldı. Sanatçı Birden bu duruma tepki gösterdi. Sanatçı Gökhan Birden, Ermenistan'daki Yerevan konserinde kullandığı hemşin dili asimile oldu sözlerinden ötürü sosyal medyada linç kampanyasına maruz bırakıldı. Memleketi Rize'de açıklama yapan Birden, hakkında yürütülen linç kampanyasına tepki gösterdi. Birden, hiç kimse benim ülkeme, bu coğrafyaya olan sevdamı sınayamaz dedi. Konser sırasında yaptığı kısa konuşmasında ninesinden bir örnek verdiğini söyleyen Birden, duyduğum çok eski bir hemşince duadan söz ettim. Evet arkadaşlar, bu dualar şimdi yok ama eskiden vardı. Konser verdiğim salon hemşinden gelen ailelerin devamı olan insanlarla doluydu. Onlar da hemşinliydiler. Söylediğim türkülerin ruhunda ortak duygularımız var. Şu anda farklı diller konuşuyor olsak bile 300 sene önce anlaştığımız ortak bir dilimiz vardı. Halk şarkıları anonimdir. Yüzyıllar öncesinden bize seslenirler. Bizi yüzyıllar öncesindeki duygularda buluştururlar ifadesinde bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tarsi Ergir adlı hemşinin Topal Bağı eserini tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.